Şansım İbrahim Gökçek Beyoğlu. Evet. Yani şimdi bende dünyanın bitkileri de var. Aynen İbrahim Gökçek Bey nasıl dünyayı geziyor? O diyor ki işte şuradan şunu getireyim bunu buradan. Evet, Biz de işte internetlerden bakarak oradan buradan duyarak biz de sipariş yapıp getirdik ama hiç iyileşmedik. evet. Biz şifasını hiç görmedik. Onun için bak benim evim doğulu bitki. Her şeyden var. Her çeşit. Hatta ben ne içtim? Dediler ki München'de bir çocuk köyde hastalanmış. O da mide bağırsak hastası. Komşusu ona at sütü vermiş. Bunu internette okuduk. Hem de organik yani. Ha şimdi ben ne yiyorum biliyor musun? Organik, bio. Benim çayım bio, yemeğim bio, Yani meyvem bio. Benim bulgurum nedir biliyor musun? Amerika bulgurunun adı neydi? kino mı denen? Ha? Ondan sonra bak, Kino. bizde hirsem var, amarat var. Bunlar bitkidir ama bulgur gibidir. Şey, glutensiz. Ha glutensiz ama bulgura benziyor. Evet. Piştiği zaman bulgur gibi. Bir de kara buğday da var. Onun unu var, onun bulguru var. Bak bizim gerçek Türk bulgurunu ben belki sana ne diyeyim? 3 ayda bir defa pişiririm. O da bakarım bana dokundu, onu bir daha hiç pişirmem. Evet. Yani ben sana ne diyorum? Hayata küsmüş bir insan. Koltuğu yok. Bana koltuk verdi. Verdiler bana yepyeni. Ben dedim ben koltuğu istemiyorum. Şaşırdılar. Bir bak yepyeni evini al diyor. Dedim yok yatağım bana yetiyor. Yatağım benim oturma koltuğum. Hem yatacak yatak. Küçücük bir mutfakta istediğim zaman yemek yerim. Çoğu zaman acım. Benim ellerim kollarımın yarısına kadar hepsi çatlıyordu. Bandajlıyordum bir. Parmaklarımı bir bandajlıyordum. Şimdi çok şükür ben İbrahim Gökçek Bey'in sayfasına girdim. Sizin kağıtlarınız bize geldi okudum. İşte makarna yemedim, patates yemedim, pirinç yemedim. Bunları nasıl bıraktım? Elimin kollarımın kanaması durdu. Evet. Anladınız mı beni? Yani bak Evet. ben size başvurdum. Hem rüyamı yani rüyam sanki çıkacak. Dedi ki bunlara başvurun. Siz bunlarda şifayı bulacaksınız. Halbuki ben dünyadan bitki getirdim. Ama Evet. hiç iyileşmedim. Hiç iyileşmedim. Subhanallah. Hayata küstüm. Ben çok zeki bir bayandım. Bak kocamı bıraktım. Almanya'ya geldim. Oturum aldım. Oturum Almanya'da almak kolay mı? O kadar zor ki. Senin çok zeki olman lazım. Evet, Değil mi? haklısınız, haklısınız. Doğru değil mi? Tabii. Ben çok zeki olma. Ben de o kadar zekiydim ki bak oturma aldım ama yine şifamı bulamadım. Birinci sınıf teknik üniversitelerinde tedavi altına alındım. En sonunda o profesörle kavga ettim. Eve geldim. Hekimin yok. Ev doktorum bile yok. Bana sürekli mektup geliyor. Gelin sizi kontrol edelim. Gelin sizi şöyle yapalım, böyle yapalım. Ben gitmiyorum. Hiç mektuplarına cevap bile vermiyorum. Yırtıyorum, çöpe atıyorum. Mesela ben bu Helicobacter'den bana 2009'dan 2012'ye kadar tablet yedim. Ben gittim dedim bak iyileşmedim. Bu tabletler benim diğer organlarıma zarar verecek. Bu ne halimdir? En sonunda ben ev doktorunu, uniklinikleri, teknik üniversitelerini hepsini bıraktım. Tam o sayfayı kapattım ben. Şimdi evdeyim tek başıma. İşte sosyal parasından birikiyor. Onu da işte şimdi de başladım. Size başvurdum. İnşallah diyorum şifamı burada. Ben zamanda iyileşseydim ben şimdi ta nerelerdeydim. Ben çok zeki bir bayandım. Şimdi yaşım 54 oldu. Artık bundan sonra ancak bir iş yeri, bir çocuklarım çalışırsa, bir iş yeri açarlarsa ben onlara önderlik yapabilirim. Yapabilirim. Ama benim çocuklarım şimdi öğrencidir. Ben de yatağımda işte koltuğumdur. Yatağım koltuğumdur. Hem otururum hem yatarım. Küçücük bir mutfakta da yer içerim. Benimki diş çürüklüğünden bu heliobakteri içime girdi. Ben çok temiz bir bayanım. Benim oğlum 6.'da çalıştı. Altını eritirken siyanür onun elini kesti. Onun kanına bulaştı. Oradan bağırsak mantarı olmuştu. Ondan sonra kızım da antibiyotikten bağırsak mantarı oldu. Evet. Yani biz değişik, bizimki genetik değil.
Ben zaten telefonu kapattıktan sonra dedim oğlum şimdi bu beyefendi bizi yanlış anlamaz mı? Kızı hasta, oğlu hasta, anne hasta. Acaba aynı hastalığı genetikler mi taşıyorlar? Ama ben yine de bu duayı ediyorum. Allah bizi beterinden saklasın. Bak kötü huylu tümörler var, kanser var, yüksek tansiyon var, yüksek şeker hastalıkları var. Ondan sonra daha değişik zalim dertler var. Allah yine de ben böyle baktığım zaman halime şükrediyorum. Diyorum ya Rabbim yine buna da şükür. Bak bizden daha kötüleri de var. Bir de ben tek dileğim Allah'ım eğer sen benim ruhumu Azrail alacaksa tövbem, ihlaslı ameller işleyeyim. Tövbem kabul edildikten sonra ruhumu al. Hep bu duayı her zaman yapıyorum. Her zaman. Çok şükür, Ölümden çok şükür. korkmuyorum ama ben diyorum ki o kadar bu dünyada acı çektim, insanlardan uzak durdum. Bak ilkbahar geldi, ağaçlar yeşerdi. Ben dışarı çıkıyorum cuma günleri, öğleden önce. Diyorum ya Rabbim bak ağaçlar yeşerdi ama biz halen kuruyuz. Kuru bir ağaç gibi. Ben kıbleye yüzümü dönüyorum. Ay işte onun üstüne işte rüyalar gördüm. Diyor ki iyileşeceksiniz. Şifanız İbrahim Gökçek Bey'dedir. Onun iksirlerindedir. Yani ben güzel rüyalar görmeye başladım. Ya bak bizde ben o kadar hayata küstüm ki psikolojim benim çok bozuk. Yani bir de güzel düzenli bir evimiz yok. Gel gör bak benim yattığım odada yiyeceklerim de var. Her şey var. Bizim her şeyimiz aynı yer. Ama ben o evini tuttum. Oğlumun okuluna yakın. Çünkü benim oğlum da rahatsız, uzaklardan gelemiyor. Ben evlendiğimden bugüne kadar, evlendiğim gün biz çok fakirdik. Ben sana ne diyorum? Bir fakir, ben bu yaşıma geldim, fakire demedim, git Allah sana versin. Hiçbir zaman getirirsin bütün Kur'anları, beni Kabe'ye götür, her yerde yemin ederim. Hiçbir fakire gidin Allah size versin demedim. Kim bana geldiyse fakir haldeyim ben. Yemeğimi paylaştım, çayımı bir kısmını verdim, peynirimi verdim, ekmeğimi bölüştüm. Fakirle. Çok şükür, Hatta kocam çok diyordu şükür. bak biz fakiriz. Ben diyordum yok Allah yerini bin katını bize verir. Gerçekten çok durumumuz çok güzel oldu. Ondan sonra biz yeni evliyken çok fakirdik. Sonra durumumuz çok düzeldi. Sonra hastalık işte başvurdu. Mutsuzluk başladı. Doktorlar kafanızda var dedi. Koca eşimle, beyimle aram açıldı. İşte Almanya'ya kadar geldim. İşte böyle hayat. Benim bir tek hedefim var. İyileşmek. İyileştikten sonra bu çocuklarımın önderliğini yapmak. Çocuklardan sonra da ben diyorum ki benim bir dileğim var. Çalışıp mesela derim bir iş yerim var benim. Ben diyorum onun kazancını çok fakir olan muhtaç insanlara hizmet etmek istiyorum. İnşallah bu olacaktır. Çünkü ben ölmek istemiyorum, bunu yapmak istiyorum. Ölmeden önce. Bizde hekim dede de var. Hekim dede. Onu düşündüğüm zaman bu İbrahim Gökçek Bey aklıma geliyor. Diyorum bak bu da Lokman hekim. O da aklıma geliyor. Evet. Çünkü ben hekim dedeyi hatırladığım zaman o da ölmüş bir zat. Diyor ki daha televizyonlar çıkmadan önce o mahallenin insanları söylüyor, yaşlı insanları. Diyor ki bu her cuma gecesi çıkardı havanda millete şifa dağıtmak için ilaç dövermiş havanda. Herkes duyarmış o mahalle eskiden. Ama şimdi internet var, televizyon var, şu var, bu var. Artık zatlar görünmüyor kimseye. Hiç kimseye görünmüyor artık. Evet. Eskide görünüyorlarmış. İbrahim Gökçek Bey'in bir internet sayfasında bir doktor çıktı. Diyor ki, bak ne diyor? Diyor ki o para kazanmak için bitkileri iksirleri hazırlayarak milleti kandırıp zengin olmaya çalışıyor. Dedim ki ben olsaydım orada telefona çıksaydım. Yani ben böyle insanlarla uğraşamıyorum. Uğraşsaydım var ya ben o adama o doktora ne diyecektim? Diyecektim sen de gel onun gibi hünerli ol. İksirleri hazırla. Ondan sonra satışa çıkar. Hastalar alsın, iyileşsin. Sen de para kazan. Siz de zengin olun. Ya Ben bu doktora onu söyleyecek. Ben de diyorum ki ben o telefonda olsaydım diyecektim bak doktorsunuz. Ben gitmediğim yer kalmadı. Siz doktorsunuz ama siz hiçbir zaman bir hastanın derdine derman olmadınız ki.
Siz de gidin bitkiyi dünyadan toplayın getirin. Siz de iksiri hazırlayın hünerle. Ondan sonra siz de satışa çıkarın, hastalar alsın, şifasını bulsun, iyileşsin. Sen de parayı kazan, sen de zengin ol. Allah'ın verdiği bir rızıktır. Onun ona Aynen. rızkını o yolda bulmuş. Allah onun rızkını öyle vermiş onu da. Evet. Ya zengin değil. Ben Ben vallahi bak çok ben ne diyorum. Eğer o zengin olmuşsa o onun rızkıdır. Allah ona akıl verdi. Bak gidip bitkileri getiriyor, bize iksir hazırlıyor. Hastalar şifa buluyor. İyileşiyor. Bak o da emeğini veriyor. O da yoruluyor. O da kafasını çalıştırıyor. Tabii ki kazanacak. Tabii ki o da rahat yaşayacak. Tabii ki birazcık güzel evde oturacak. Güzel bir iş yeri olacak. O da tanınmış. O da kendi dalında kendini ilerlemiş. Büyük bir insan gibidir. Berat Kandili'nde ben dedim ya Rabbim onun İbrahim Gökçek Bey'in bir hastalığı varsa şifa ver. Ya Rabbim bir derdi varsa o derdini üzerinden kaldır. Amin. Ya Rabbim rızıkla ilgili bir problemi varsa ya Rabbim ona helal hayırlı bol rızıklar ver. Amin. Ya Amin. Rabbim, onun başka bir problemi varsa o problemi de ya Rabbim gidermeye çalış.